Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Risale-i Kutsiye dersimizden 117. beyte geldik. Elhamdülillah. Acep ehli kemal kimdir cihanda? Haber almak dilersen dinle canda. Fenafil kül ola evvelde şanda. Tamamen hem beka bula cenanda. Aziz ehl-i beka bul gel gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Acep ehli kemal kimdir cihanda? Acaba kemale ermiş, olgunlaşmış zat kimdir bu cihanda? Yani bu iş nasıl olur? Kemal ehli kimdir diye sorarsan, haber almak dilersen dinle canda. Bunun haberini almak, öğrenmek istiyorsan, can kulağıyla dinle. Fena fil kül ola evvelde şanda. Fenafil kül, alim mülkü ve alim melekûti gönülden yok etmek. Şu mülk, kainat alemini ve melekût alemini, ahiret alemini, hepsini gönlünden silmek. Kendini de aradan çıkarsan o zaman fenafil kül olursun. Evvelde şanda dediği sadık mebde-i tayin olan isme yükselip orada fani olursa fenanın sureti olur. Mebde-i tayin aslı olan şanda fani olursa sıfatta yani fena hakikati olur. En tamam fena, Zat-ı Fatih Sübhaniye mertebesinde olan fenadır. Ehlullah'ın fena fillah dediği şey, ölmeden evvel has olan bir ölümdür. Yani manevi bir eriyiştir. Velayet derecesine atılan ilk adımdır. İşin başın has olan bir kemal derecesidir. Demek ki evvelde şanda demiş olduğu mebde-i tayin olan isme yükselip orada fani olsa fenanın sureti oluyor. O suretin üstü olan sıfatta şan dediği o sıfattır. Orada fani olsa o zaman fenan hakikat oluyor. Evet. Fena hali demek kalktı aladan gayri her şeyi unutmak demektir. Allah'tan başka şeylerin sevgisinden kurtulmak için fena hali şarttır. Allah-u Teala'dan başka şeylerin her şeyin kendileri ve sıfatları ve işleri görünmez ve bilinmez olunca onları sevmek, onlara bağlanmak da kendiliğinden yok olur. Fena seyirciye Allah tam olunca has olur. Bu da var. Evet. Yani Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu şeylerde kendini kaybetmek, razı olmadıklarından uzak durmak demektir. Tamamen hem beka bula cenanda, gönülde, kalbinde de tamamen bekayı bula. Beka hali fenadan sonra gelir. Bekali, kulun kendisine ait olan şeylerden fani olup ve Allah için olan şeylerle baki olması demektir. Allah-u Teala'ya tam bir kul olmak, niyetin nimetine kavuşmak ancak velayet-i hasa hasıl olunca ele geçer. Böyle bir veli olmak da tam fena ve olgun bekadan sonra nasip olur. Velayet-i hasa Efendimiz Aleyhisselam'a ait olan velayettir. Aziz ehli beka bul gel gidelim cemali ba kemalesi. Az kardeşim. Mürşit olarak beka makamına ulaşmış bir zat bu. Böyle olmazsa seni ulaştıramaz. Makam-ı seyranillah'ta nişani olursa ekmel olur her zamani. Eğer ki seyri fil eşya cenani bulursa gavs olur anla bu şani. Bu gavsi bul az dakika gidelim cemali ba kemale seyredelim. Büyükşehir Efendi İsmet Karibullah Büyükşehir Efendi Hazretleri. Ekmel mürşit kimdir onu anlatıyor bize. Makam-ı seyranillah'ta nişani. Bir şeyhin makamı seyranillah'ta olursa, bir şeyhin makamı seyranillah, Mevla Teala'dan dönüş makamıdır. Orada olursa ekmel olur her zaman. O şeyhin her zamanı ekmel olur, mükemmel olur. Seyrin kademede dört türlüdür. Seyri ilallah latifelerinden kalkıp yükselip arşın dışında olan noktaya mebde-i tayine ulaşmak. Seyri ilallah. Orası zilal dairesi. Seyri fillah, o zilal dairesinin aslı olan isim ve sıfatlardır seyir. Evet. Bu iki seyir tamamına kimse velayet makamına ulaşmış olur. Seyir ile beraber kişi miras etmiş olur. Bunlar kendi halini düzeltmekle uğraştığı için insanları yaşattılar, meşgul olmazlar. Bu yüzden geri dönmesi gerekir. Seyir anillah, Mevla Teala'nın huzurundan geri gelmek, arşın fevkine kadar ulaşmaktır. Eğer ki seyri fil eşya cenani bulursa gavs olur anla bu şahane. Eğer kalbi seyri fil eşyayı da bulursa o şey gavs olur.
bu şanı, bu sıfatı anla. Seyfül Eşad'da arşın dışından gelip dünyada kendi makamı olan yani aşağıdaki bulunduğu mertebeye inmesidir. Sesiyle anillah ile Seyfül Eşad davet makamıdır. Davet makamı peygamberlere hastır. Biz de peygamberin izinde bulunan evet. O tabilerine de bu makamdan bir pay vardır. Bu galsiyi bul azakka gidelim cemali bak kemale sekin. Galsık makam işte manevi makamların en üstünde oluyor. Mevla Teala bizlere bunlardan tolu hisseleri nasip etsin. Bu zat daim şeriat ile kaim olur nefsi hakikat üzere saim. O bilmez la ve lime hep hakla daim. Kuda emrinde olmaz aslan naim. Murat hak emridir. Hakka gidelim cemali bakim mahalle serindeliğim. Böyle gavs olan zatın hali nedir? Onu sorarsan diyor. Bu zat daim şeriat ile kaim. Bu zat her zaman şeriat üzeredir. Farz, vacip, sünnet, mendup olarak kıldığı bütün ibadetleri ifade eder. Haram, mekruh, bidatlerden sakınır. O tam bir Müslümandır. Onun nefsi hakikat üzere sahip. Böyle bir kimsenin nefsi de hakikat üzere oruçlu olur. Yani kalbine herhangi bir muhasıba sokmaz. Nasıl yemek içmekle oruç bozuluyorsa işte kalbine, içine, ruhuna herhangi bir şey de sokmaz. Nefsin arzusuna da meyletmez çünkü o zaman orucu bozulur. O bilmez la ve lime hep hakla daim. O zat la hayır lime niçin? Hayır niçin böyle itiraz sözlerini bilmez. Hep Mevla ile beraberdir. Sakal bırak dendiği zaman lebbeyk der. Namaz kıl denince lebbeyk der. Hayır demez. İşrak namazı kıl deyince lebbeyk der, yok demez. Evvabın kıl deyince lebbeyk der, yok demez. Ne evi gelmişse için böyle demez. Yasakların için demez. O da emrinde olmaz aslan naim. O zat Allah'ın emrinde asla uyucu olmaz. Yani Allah-u Teala emrini yönetmek için terkuz halde olur. Murat hak emridir, hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Dolayısıyla bu mesele diyor, gaye hedef Allah'ın emridir. Allah'ın emri yapmaktır, onunla meşgul olun diyor. Tarikat hem hakikat bil hakikat, aziz bil cümleden maksut şeriat. Şeriat cenzi hak, müftah tarikat, cemal ehli biliyor ancak şeriat. Şeriat hüccet oldu, gel gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Tarikat hem hakikat bil hakikat. Bil ki tarikat ile hakikat, tarikat manevi yol. Bir de hakikat var. Aziz bil cümleden maksut şeriat. Ey aziz kardeşim bil ki tarikat hakikatin hepsinden maksat, şeriatın hakikatine kavuşmaktır. Surete yaşanılan şeriat, insanı kemal derecesine eriştirmez. Bir ayetçeli de şöyle bir fefirü lillah Allah'a kaçın. Sıfatlarına değil zatına kaçın. Zatına yönelin. Nasıl olacak? Tarikat lazım. Şeriat cenzi hak müftah tarikat. Şeriat Hakk-ı Teala'nın hazinesidir. Ama tarikat o hazinenin anahtarıdır. Anahtarı çevireceksin, şeriatı yaşayacaksın. Kemal ehli bilir ancak şeriat. İşte şeriatın hakikatini ancak kemal ehli manevi olgunluğa erişenler bilir. Yani Mevla'nın cemaline kavuşmadıkça, ondan kuvvet alınmadıkça şeriat tam yapılamaz. Şeriat hüccet oldu, gel gidelim cemali bâ kemâle seyredelim. İşte şeriat delil oldu. Gel gidelim cemali bâ kemâle seyredelim. Gördün mü? Şeriat bilmeyen bilmez tarikat. Tarikat bilmeyen bilmez hakikat. Hakikat bilmeyen bilmez şeriat. Nihayet istikametle şeriat. Şeriat habline. Şeriat habliyle hakka gidelim cemali bâ kemâle seyredelim. Ne kadar mühim, değil mi? Şeriat bilmeyen bilmez tarikat. Şeriatın suretini bilmeyen tarikat bilemez. Yani tarikata girmiş sayılmaz. Şeriat yapacak ki ondan sonra tarikat olsun.
Tarikat bilmeyen bilmez hakikat. Tarikat bilmeyen bir kimse de hakikat bilemez, hakikate ulaşamaz. Hakikat bilmeyen bilmez şeriat. Hakikat bilmeyen de şeriat hakikatını bilemez. Hakikate ulaşacaksın ki şeriat hakikatını anlasın. Nihayet istikametli şeriat. Tarikat hakikatten gaye, nihayet sonuçta şeriatta istikamet edilmesi içindir. Bu kadar çalışmalarımız ne içinmiş? Şeriatı iyi becerelim diye. Dön dolaş hep şeriat. Dolayısıyla şeriatın bir sureti var, bir de hakikati var. Ya. Şeriatın sureti Allah-u Teala'ya, Resulü ve Allah'ın ilgili bütün hükümlere iman ettikten sonra farzı, vacibi, sünneti, edebi, müstahabı yapıp haramlardan kaçmak. Ama bu haldeyken işte nefiste dört tane çirkin huy var. Münaza, çekişme, iba, başı kaldırmak, asi olmak yani, tuğyan, azgınlık, inkar, et vardır. Dört çirkin huy, nefiste olduğu müddetçe yapılan ibadetler surettir. İşte bu dört huy temizlendikten sonra yapılan ibadetler hakkattır. O halde ne yapacağız? Şeriat hakkatına kavuşmalıyız. Şeriatın hakkatına kavuşmak için bu dört tane çirkin huyun giderilmesi lazım. Şeriatın hakkatına varmayanın namazı çocukların şuursuz hareketlerine benzer. Çocuk annesine başlarken yanına gider, onu taklit eder, eğilir, kalkar, sıkılır, gider, dolaşır, tekrar gelir, tekrar namaza durur. Böyle. Hakkatına verdikler olmayınca insan bu haldedir yani. Şeriatın hakkatine ulaşmak için mecburen şeriatın suretine uyacaksın. Evet. Çünkü velayetin ve nübetin bütün kemalatları şeriatın sureti üzerine kurulmuştur. Aynı namazı kılacağız. Efendimiz ne kılıyorsa biz de aynı kılacağız. Yalnız suretine uyan velayetin kemallerine kavuşur. Sadece surette kalır. Hem suretine hem hakkatine uyansa nübetin kemallerine kavuşur. Zahir her zaman şeriat yapmaya mecburdur. Batında hakikatin işleriyle meşgul olur. Bu dünyada amel, ibadet lazımdır. Bu amellerin batına çok yardım vardır. Batın ilerlemesi zahirin şeriat olmasına bağlıdır. O halde bu dünyada her zaman zahir de batında şeriata muhtaçtır. Zahirin işi şeriata uymaktır. Batın işi de şeriatın semerelerini yani faydelerini toplamaktır. Şeriatın faydası, meyve vermesi bu dünyaya mahsus değildir. Ahiretin kemalatı ve sonsuz nimetleri de şeriatın neticeleri ve meyveleridir. Şeriat öyle bir şeceri tayyiben bari artır ki onun meyveleriyle bütün alem dünyada da ahirette de faydalanmaktadır. Bütün faydeler ondan çıkmaktadır. Görüyor musun? Şeriat habliyle Hakk'a gidelim, cemali bağ kemale seyredelim. Şeriat ipiyle Hakk'a Mevla'ya gidelim, cemali bağ kemale onun kemal durdu olan cemalini seyredelim. Şeriatın habli nedir? Kur'an'dır. Allah-u Teala'nın ipidir. Ona yapışan bu dünya çukurundan çıkar. Ya arkadaşlar. Nefeye kutup böyle kalsın. Allah-u Teala işte inşallah şeriatı bize yaşamaya bize bak eylesin. Onun neticeleri olan tarikat, hakikat, marifetten bizleri sedar eylesin inşallah. Elhamdülillah Rabbil Alemin.